Merhabalar, merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün uzun süre sonra Garbarking oynuyoruz ve Fakirler Zengini serimizin kaçıncı bölümdeyiz lan? Bir saniye arkadaşlar. Çekmeyince unutuyoruz tabii ki. 24. bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölüm hatırlıyorsanız Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsü yapmıştık. Belediye otobüsü yapmıştık. Ve bayağı da güzel olmuştu. Siz de yorumlarda hatırladığım kadarıyla beğenmiştiniz. Siz de bu arada kendi şehrinizin belediye otobüslerini yaptınız. Onları da birazdan göstereceğim zaten. Bugün ise yapacağımız araba TOK jandarma arabası arkadaşlar. İnternette belki görmüşsünüzdür. Haberlerde falan çıktı. TOK'un polis ve jandarma versiyonu da çıkış yaptı. Normalde polis olanı yapacaktım ama bizim ekipten bir arkadaş polis arabasını yaptı. TOK polisi ve gerçekten çok güzel oldu. Jandarma polisten daha zorlu ama biz bugün jandarma yapacağız. Polis yapmak yerine. Polisin fotoğraflarını da şöyle koyayım. Gerçekten güzel olmuş. Yiğit'in de eline koluna sağlık diyorum. İyi bir araba çıkarmış. Biz de jandarmayı yaparak çok güzel bir araba çıkaracağız. Eğer daha fazla Garbarking ve Fakirler Zengini gelmesi istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğeniler çok önemli. Daha fazla izleyiciye ulaşmamız için. O yüzden bir beğeni atarak destek olabilirsiniz. Ve her 1500 like'da Fakirler Zengini'nin yeni bölümü kanalda olacak. Ben videodan önce bir arkadaşımızdan TOK yapmak için bunu satın aldım arkadaşlar. Yaklaşık 300 coin'di. Ben para vermedim. Hediye etti arkadaşımız. Zaten bu arabayı satmayacağımız ve her zaman bizde kalacağı için sıkıntı yok. Öncelikle aracını beyaz yapalım. Arkadaş da bir sürü şey takmış. Bunların hepsini kaldırmam lazım. Bunlara ihtiyacımız yok. Düz bir araba olsa yeter bizim için. Tamamdır. Bütün gereksiz her şeyini kaldırdım arkadaşlar. Zaten bu araç TOK'a çok benziyor. Beraber biz de yapacağız. Lan Abuzettin sarıl oldu. Teyzeye dönmüşsün lan. Ha tamam tamam. Abuzettin burada. Merhaba abi. Merhaba Abuzettin'im. Merhaba. Neyse çok boş laf yapmayalım Abuzettin. Beraber şu aracı yapalım. Ama yapmadan önce videonun başında da dediğim gibi Büyükşehir Belediye araçlarına bir bakalım sizin yaptığınız. Bana zaten fotoğraflarını yolladınız. Beraber hepsini inceleyelim. Bu arada görüyorsunuz bayağı bir belediye otobüsü atmışsınız. Hepsini teker teker güzelce inceleyelim. İlkinden başlayalım. Bayağı keko bir belediye otobüsü olmuş bu, açıkça söyleyeyim. Lan bu belediye otobüsü değil, dolmuş bu. Antalya Büyükşehir Belediyesi şehir içi dolmuş. Oğlum bir tane daha dolmuş var. Ben dolmuş atın demedim ki, belediye otobüsü atın dedim. Lan bir tane daha dolmuş var. Evet. Evet, sonunda özel halk otobüsünü bulduk arkadaşlar. Ama bu bayağı dolmuşa benziyor. Hatta bildiğin dolmuş bu. Oğlum bu ne lan böyle? Hani bunu neresi belediye otobüsü? Aha İETT var arkadaşlar. Oo çok iyi olmuş. Arkaya reklamlı bir pano koymuş arkadaşlar. Bu da benim kanalım. Evet bir otobüsümüz daha var. Bu da İstanbul Büyükşehir Belediye Otobüsü. Bu şekilde sarıya boyamış bizim aracın aynısını. Ve çok güzel olmuş. Eline koluna sağlık. Bu ne lan böyle? Ordu Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü. Arkadaşlar siz bu işi yapıyorsunuz. Harbi diyorum. Çok iyi olmuş. Acayip iyi olmuş. Bayağı beğendim. Kastamonu Belediyesi özel halk otobüsü. Her şehirden var neredeyse. Hatay Belediye Otobüsü. Bir tane Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsü. Bu şekilde. Bir tane Ankara Belediye Otobüsü. Ego. Böyle logosunu da yapmış arkadaşımız. Bayağı güzel olmuş. Sakarya Büyükşehir Belediyesi otobüsü. Bayağı güzel olmuş bu arada. Bu arkadaşımız da çok güzel yapmış. Of bu çok iyi. Eskişehir Belediye Otobüsü. Bu bayağı güzel olmuş bu arada. Renkleri falan çok hoşuma gitti. Eline sağlık arkadaş. Bayburt Belediyesi de var burada. Evet artık TOK yapımına geçebiliriz arkadaşlar. TOK jandarma yapımına. Çok güzel belediye otobüsleri yapmışsınız. Bu bölümde de sizlerden TOK polis veya TOK jandarma istiyorum. Farklı şeyler de yapabilirsiniz bu arada. TOK taksi. Aklınızda ne geliyorsa farklı farklı, zaten devletin farklı çeşit arabaları var. Onları yapabilirsiniz. Geçen TOK yapışımızda hiç özenmemiştim arkadaşlar. Bu sefer en azından biraz TOK'a benzetmeye çalışacağım. Öncelikle bir tane plaka yapmam gerekiyor. Şöyle boş var mı? Heh, varmış bir tane. Tamam bunu yapalım sizlerle beraber. Öncelikle tamamen şöyle bir mavi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hatta biraz daha şöyle bunu da takalım. Bir tane de şu şekilde beyaz yapacağım. Kopyalayıp bunu tekrardan mavi yapacağım. Aynı renk maviden. Bunların da etrafını biraz şu şekilde aldık mı? Tamamdır. Bu şekilde bir çerçeve elde ettik arkadaşlar. 20CGK001 yaptım. Oracıki 06 idi. Ben de 20 yapayım dedim. Bu şekilde gayet güzel oldu. Bu yeni fontu yapacağım. Norvest. Güzel olacağını düşünüyorum. Şu şekilde koyalım. Tamamdır. Plakamız hazır. Nasıl durduğuna bir bakalım. Gayet de güzel duruyor. Şimdi o zaman öncelikle ben biraz TOK yapımına başlayayım arkadaşlar. Biraz TOK'a benzetmeye çalışayım ön kısmını ve arka kısmını. Öyle gelelim. Hızlandırma seansı başlasın.
Neyse arkadaşlar, tok kısmı bitti. Yani bizim tok kadar karizma olmasa da yine de benzediğini söyleyebilirim. Fena değil yani. Arkasına da zaten bir tane çizgi çektim bu şekilde, bu kadar. Ön tarafa plaka maalesef olmuyor arkadaşlar. Şu panjur kısmını kapatıyor. O yüzden sadece arkaya plaka koyduk. Ön tarafa koyamadık. Şimdi jandarma kısmına geldik. Rengi böyle değişik koyu bir renk arkadaşlar. Şimdi jandarma kısmını yapacağız. Hadi tekrardan hızlandırma seansı başlasın. Arkadaşlar sonunda jandarmamız bitti. Sizlere de artık göstermek istiyorum. Karşınızda tok jandarmamız bu şekilde. Gerçekten bayağı bir benzedi ve çok güzel oldu. Öncelikle ön kısmı, kaputun üstü bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Tok logomuzla beraber gayet güzel oldu. En sevdiğim kısmım tabii ki yan tarafı oldu. Buraya bayağı bir özen gösterdim ve neredeyse aynısını yaptık. Burada acil yazımızda unutmadım. Jandarma yazımızda çok güzel bir şekilde duruyor. Ve arkası da bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan bir jandarma yazısı. Plakamız T10X yazısı ve çok güzel bir jandarma oldu. Ben onun üzerinden 9.5 puan vermek istiyorum. Siz de puanınızı yorumlar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Yaptığım en iyi araçlardan bir tanesi bence. Normalde Yiğit'in polisi de gelecekti ama maalesef o gelemedi arkadaşlar. Ama fotoğraflarını da size göstermiştim. O zaman artık videonun sonuna gelelim. Güzel bir iş çıkardık. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi daha fazla fakirden zengine ve car parking gelmesi istiyorsanız 1500 like atmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.